Kahramanmaraş'ta son durum böyle. Fulya Öztürk anlattı. Şimdi Hatay'a gidelim. 278. saatte bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. CNN Türk ekibinden Enver Kaptanoğlu, Doğukan Yıldırım orayı takip ediyor. Enver, sendeyiz. Nasıl durumu, iyi mi? Semiha, aslında sabahtan bu yana biliyorsunuz birlikte yaptığımız yayınlarda biz Defne Apartmanı'ndaki çalışmaları takip ediyorduk. Ancak Hatay'ın dört bir yanında bu çalışmalar devam ederken bir saat önce güzel haber farklı bir noktada, bizim bulunduğumuz noktadan farklı bir noktadan geldi. 278. saatte Hakan Yasinoğlu 40-45 yaşlarında enkazdan sağ olarak kurtarıldı. AFAD ve polis arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan canlı çıkarıldı. Tolga Apartmanı'nda oturuyordu. Elektrik Mahallesi Filiz Sokak'ta Tolga Apartmanı'nda oturuyordu ve bir süredir onu canlı kurtarmak için ekipler enkazda titizlikle çalışıyordu ve sonunda 278. saatte kendisine ulaştılar. Benim elimde çok bizden farklı bir noktada olduğu için sağlığının nasıl olduğuna dair bir bilgi yok. Ancak elimde bir fotoğrafı var. Ona baktığımda ise kendisinin sedyede oksijen takılmış bir halde ambulansa götürülürken halini görebiliyorum. Hiç de kolay değil. Sanırım bu bir rekor. Lütfen beni teyit edin. 278 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı. Gerçekten bugüne dair Hatay'dan mutlu haber Hakan Yasinoğlu'ndan geldi. Çünkü tam artık umutlarımızın tükendiği noktalarda, dün de böyleydi, dün gece de böyleydi. Artık galiba canlı birisi çıkmaz dediğimiz noktada bambaşka bir şey oluyor ve umutları yeşerten bir gelişme oluyor. Canlı birisi tespit ediliyor. Ekipler hemen oraya koşup onu çıkartmaya, canlı bir şekilde oradan çıkartmak için çalışıyor. İşte tam bir saat önce Hakan Yasinoğlu da onlardan biri oldu. Bir kez daha tekrar edeyim. AFAD ve polis arama kurtarma ekipleri tarafından Tolga Apartmanı'ndan canlı olarak çıkarıldı. Elektrik Mahallesi Filiz Sokak'taydı Tolga Apartmanı ve güvenli bir şekilde ambulansa ekipler tarafından teslim edildi ve tedavisi için de bölgeden, enkaz alanından uzaklaştırıldı. Tabii Defne Apartmanı'na dönecek olursak, sabahın ilk saatlerinden bu yana hatta diğer ekibimizle birlikte gece tespit edildikleri andan itibaren buradan yayınımızı sürdürüyoruz ama maalesef ki buradan iyi bir haber veremeyeceğiz. Buradaki Defne Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmaları sonlandırılmış durumda. Umudumuzu yeşerten tek haber Hakan Yasinoğlu'ndan gelmiş oldu. Son olarak Semiha, Hatay'daki aslında genel duruma değinip sözü sana bırakacağım. Hatay'ın dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Ekipler aramaya devam ediyor. Hala bir ses alabilir miyiz? Hala bir canlı tespitinde bulunabilir miyiz diye. Ama artık 12. günün 279. saatteyiz. Umutlar aslında, daha doğrusu ihtimaller iyice azalmış durumda. Çünkü şöyle ki artık mesela ambulans sirenlerini neredeyse duymaz olduk. İlk geldiğimiz günden itibaren ambulans sesleri hiç susmaksızın çalıyordu. Ancak son birkaç gündür ambulans seslerini işitemiyoruz. Ambulanstan çok etrafta da daha çok cenaze nakil araçlarını görüyoruz maalesef. Ama dediğimiz gibi bizim umutları tam acaba bitiyor mu dediğimiz noktada bir umut daha gerçekleşiyor. Bakın 278. saat çok kolay. Hakan Yasinoğlu 40-45 yaşlarında canlı olarak çıkarıldı.
Bu da buradaki çalışmalara umut olması açısından da çok önemli. Çünkü ekipler çok büyük bir çaba sarf ediyor. Hatay merkezde şu anda Defne apartmanının önünden bu yayını yaptık. Kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım'la birlikte CNN Türk ekibi olarak biz ve diğer arkadaşlarımla birlikte Hatay'daki tüm gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Sıcak gelişmeler oldukça da buradan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım. Peki.